Efendim, hayatın tadından herkese mutlu günler, günaydınlar diliyoruz. Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünde 29 Ekim coşkusunu yaşamak üzere bizler bugün sazla sözle açmak istedik programımızı ve çok değerli konuklarım var stüdyomda. Aslında biz Bursalılar biliyoruz ama bilmeyenler için tekrar söylemekte fayda var. Nilüfer Kadın Korosu bugün bizlerle birlikte kulaklarımızın pasını sildiler. Çok teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve her bir üyemizi tek tek tanıtma maalesef fırsatımız yok ama koltuğumuzun yanı başında oturan çok değerli üç hanımefendiyi takdim edelim hemen. Koro şefi Nilüfer Kadın Korosu Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Aysel Güler bizlerle birlikte, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Koro üyesi Ümran Ertürk bizlerle birlikte, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve Vildan Öztürk bizlerle birlikte, hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz programımıza. Çok özel bir günde birlikteyiz, evet. Değil mi? Coşkuyla yaşamak gerekiyor bu bayramı. Hiç çekitmeden bütün şarkılar, sözler, elimize bayraklar, meşaleler, değil mi? Bugün evet, böyle bir gün evet, olmalı diyorum. Evet. Dolayısıyla bizler de çok güzel başladık sayenizde programa. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok onur duyuyoruz. Böyle özel bir günde bizim konuk aldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizim için de çok anlamlı oldu. Evet. Şimdi biraz kadın korosunun faaliyetlerinden de bahsedeceğiz bugün. Sazlar, sözler, bayramı kutlayacağız evet. ama öncelikle sizleri tanıyalım mı? Ben takdim ettim ama belki sizler de kendinizle ilgili birkaç cümle söylemek istersiniz. Aysel Hanım, sizinle başlayalım dilerseniz, evet, buyurun. Ben Doktor Aysel Gürel, doktor unvanını özellikle kullanıyorum. Şöyle kendimi yaşayan Aysel Gürel de biliyorsunuz. Evet. Rahmetli söz yazarı, müziğimize çok büyük katkısı olan Aysel Gürel'le evet. sosyal medyada karıştırılmamak adına o unvanını kullanıyorum. Hem Nilüfer Kadın Korosu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda gönüllü koro şefiyim. Arkadaşlarımla 13 yıldır birlikteyiz. Çok güzel şeylere imza atıyoruz. Evet. Bu anlamda da çok mutluyum gerçekten. Çok güzel, şahanesiniz. Vildan Hanım, sizleri de tanıyalım. Herkese günaydın diyorum. Böyle bir anlamlı günde bir araya gelmek inanılmaz onur verici. Evet. Ben ev hanımıyım. Bir dönem bayan giyimi üzerine kendi iş yerimi çalıştırdım. Emekli olduktan sonra bir arayış içinde kendimi koroda buldum. Çok doğru bir yere gelmişim. İnsanların birbirine gönül bağıyla bağlandığı, severek, isteyerek, yorgunluk hissetmeden her şeyi severek yaptığı bir ortam burası. Evet. İnsanlara yardım etmek inanılmaz mutluluk verici. Hiç tanımadığınız yüzlere dokunmak, başını okşamak çok güzel. Olduğum evet. yerden çok mutluyum. Evet, çok güzel, şahane. Ümran Hanım, sizleri de tanıyalım lütfen. Merhabalar. Bu güzel, anlamlı bir günde bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Daha nice 95 yıllarımız inşallah, inşallah. Ebediyete kadar sürsün Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Ben 9. yılım koroda. Aysel Hanım'la birlikte olmak bana büyük bir zevk veriyor. Zaten buraya bağlayan bizi
Aysel Hocam. Hı hı. Çünkü bir sevgi korosuyuz. Evet. Birbirimizle kardeş gibi bir aradayız. İyi günümüzde, kötü günümüzde, hastalıkta, sağlıkta. Bunlar beni çok bağlıyor ve Aysel Hocam herkesten önce yanımızda oluyor. Doğum günleri partileri yapıyoruz, toplu doğum günleri. Yani bunlar inanılmaz motive ediyor korodaki arkadaşlarımızla birbirimize kaynaşmamızı. Hı hı. Ama aynı zamanda derneklere böyle bir hizmet vermemiz, gönüllü olarak birlikte arkadaşlarımızla bu yola çıktık. Çok mutluyuz. Bugün de çok mutluyuz burada olduğumuzdan. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz tekrar ve Bursa'ya kattığınız bütün değerler için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Çünkü bu kadar güzel hanımefendiyi aynı çatı altında toplayan sizler çok değerlisiniz bizler çok için. Çok sağ olun. Çok hem Nilüfer ailesi olarak hem bütün Bursa adına. Dolayısıyla tekrar çok teşekkür ediyorum. Bugün teşekkürlere doyamayacaksınız. Çok sağ olun. Çünkü hakikaten yaptığınız her iş konuşuluyor. Her sahneniz mutlaka alkışlanıyor ve bir sürü izleyen katılıyor. Dolayısıyla biz de bugün canlı yayınla sizleri ağırlayarak izleyenlerimize güzel bir lezzet sunmuş oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şu anda ekranda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir'e koyduğu mozeleyi görüyoruz ekranlarda. Çelenk koyuyor. Evet, şu anda canlı yayında onu da göstermiş olalım. Evet, şu anda Anıtkabir'de saygı duruşu gerçekleşiyor. Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünde tüm Türkiye şu anda saygı duruşu gösteriyor. Evet, ekranlarda meclisin ileri gelenlerinden Binali Yıldırım vardı az önce. Ve diğer parti üyeleri. İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Bayramı her yerde kutlanıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi başkentimiz Ankara'da da aynı şekilde coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Bursa'da da bugün birçok etkinlik olacak değil mi? Evet, evet. Sizler de evet. Program sonrasında aslında çok yoğunsunuz bugün. Bugün hakikaten çok değil yoğunuz. Mi? Evet. Neler yapacaksınız? Buradan anons edelim mi? Evet. Bütün Bursalıları davet ediyoruz. Bu programdan sonra evet saat 13'te kadınlara yönelik geniş kapsamlı bir cumhuriyet çayımız olacak. Buz Park'ta. Bütün hanımları bekliyoruz. Evet. Türkiye'de belki Bursa'da ilk olacak bu yani kadın anlamında çok geniş katılımlı bir cumhuriyet çayının olması. Bunu da geleneksel hale getireceğiz. Bugün ilki oluyor. Evet. İnşallah bundan sonraki yıllarda da her yıl Cumhuriyet Bayramı'nda bir araya geleceğiz. İnşallah. Atamızın sevdiği şarkıları seslendireceğiz orada aynı şekilde koromuzla birlikte. Çok keyifli, güzel. Cumhuriyet'e yakışan çok güzel bir gün olacak diye çok düşünüyorum. Çok güzel, çok keyifli. Bugün biz de belki Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan bir iki tane evet. dinleyeceğiz.
tabii tabii. Hatta ilk onarla evet yapacağız. Hatta evet. ilk Bardarovası da çok sevilen bir şarkıydı. Evet. Atatürk'ümüzün de çok sevdiği şarkı. Hı hı. O zaten Balkan türkülerine çok farklı bağlıydı. Çok farklı seviyordu. Evet. Hani şunu söylüyorum ben. Kim memleketinin türküsü söylendiğinde duygulanmaz, farklı ruh haline bürünmez. Aynen. Evet. Dost meclislerinde özellikle Balkan türkülerinin seslendirilmesini çok istiyordu ve çok arzu ediyordu, çok seviyordu. Evet, evet. Çok özel şarkılar. Her evet. birinin anlamları da çok özel ve değerli. Evet. Sözleri manalı dinlediğimiz zaman ve genellikle zaten o Balkan ezgilerinde ya da normal İç Anadolu ezgilerinde, bütün Anadolu'da, bütün coğrafyada zaten evet. savaşlar, kayıplar, yaşanmışlıklar, aynen evet. hepsi bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla şimdi heykelde de bir aktivite var, bir tören var. Şimdi arkadaşımız, muhabirimiz Umut'a bağlanıyoruz. Heykelden bizleri duyabiliyor mu acaba? Evet Dieter, Cumhuriyet'in temelleri tam 95 yıl önce bugün atıldı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü tüm Türkiye'de dört bir yanda olduğu gibi Bursa'da ilk günkü gibi coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Şu anda heykeldeyiz. Resmi program Bursa'daki kutlamaların adresi ise resmi programlarda heykelde başlıyor. Hemen alanı da göstermesini istiyorum ben kameraman arkadaşım Onur Zorluğ'un da. Henüz tören daha yeni başlıyor. Dün çelenk sunumuyla başlamıştı resmi program. Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı şu anda görüyorsunuz heykelde resmi programın başlangıcı. Şu anda Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş araçla set başında halkı, vatandaşları ve korteji selamladı. Şu anda da tören alanındaki yerlerine geçecekler ve tören resmi olarak başlamış olacak. Tabii resmi programda hemen onu izleyicilerimize aktaralım. Saat 10'da valilikte tebrikler kabul edildi. Ardından hemen saatler 10.30'u gösterdiği zaman kutlama programı başlayacak. Şu anda da bando başlamış durumda. Birazdan resmi protokol konuşmaları ve hemen arkasından şiir, halk oyunları gösterileri ve kılıç kalkan ekipleri gösterilerini sunacak. Hemen arkasında 11.30'da kortej geçişi olacak. Askeri ve tören birlikleri geçişini sürdürecek. 12'de ise protokol üyeleri heykelden Cumhuriyet Caddesi üzerinden Zafer Meydanı'na doğru yürüyüşe geçecekler ve resmi tören burada bitecek. Tabii resmi programlara ek alternatif kutlamalar da olacak Bursa'da. İlçe belediyelerinin çeşitli yürüyüşleri ve konserler var. Bunlardan birkaçını size paylaşmak istiyorum. Nilüfer Belediyesi'nde hemen saat 7'de yürüyüş başlayacak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde ve hemen arkasından Haluk Levent izleyicilere seslenecek. Mudanya'da da aynı şekilde Gülşen konseriyle Cumhuriyet coşkusu yaşanacak. Tabii tüm gün Cumhuriyet coşkusu devam edecek. Şu anda da İstiklal Marşı'na geçiliyor ve hemen arkasından da kortej törenle birlikte başlayacak. Şu andaysa İstiklal Marşı. Dur! Dikkat! Evet. Tek! Onda! Evet, biter. İstiklal Marşı sona erdi. Birazdan da resmi program başlayacak. Tabii hemen törenden de gösteriler sizce kısa sürelerine aktaracağız. Ancak diğer ilçelerde de Yıldırım Belediyesi'nde özellikle bir etkinlik vardı. Onu dikkat çekmek istiyorum. Saat akşam 7'de başlayacak. Gökdere Meydanı'nda toplanılacak. Ve bayrak alanında hemen
kımıramak dışında uyardı. Sayın Cumhurbaşkanımız. Töreni aktarmak gerekirse akşam saatlerinde yine dediğim gibi saat 7'de Gökdere'de toplanacak Yıldırım'da. Saat 8'de Bayrak Alanı'nda manga konseri olacak. Bu etkinlikte ise en dikkat çeken şey ise yaklaşık 2 aydır süren ve 1923 kadınla 20 milyon ilmekle yapılan bir Türk bayrağı, el işi bir Türk bayrağı alanda sergilenecek. Tabii Osman Gazi Belediyesi'nin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin de Cumhuriyet Bayramı konserleri olacak orkestralarla. Bu da yine Gökdere'nin yanı sıra Merinos'ta da izleyicilerle buluşacak. Hemen arkasından da şu anda da heykelde bulunuyoruz. Yoğun bir kalabalık var. Vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Birazdan protokol konuşmalarına geçilmesi bekleniyor. Hemen arkasından da tören birlikleri geçişini sürdürecek. Protokolü selamlayarak geçişlerini sürdürecek. Şu an için Bursa'dan tören şu anda bu şekilde akıyor. Tabii bir başka nokta ise Hünkar Köşkü'nde bir sergi var birkaç gün öncesine başlayan. Cumhuriyet döneminin ilk Türk bayrakları da orada sergileniyor. Cumhuriyet Türk bayrağının ilk anından son anına kadar gelişini kısaca ziyaretçilerini kısa bir tarihi yolculuğa çıkartıyor diyelim. Şu anda tarihi heykelde, heykel anıtının önündeki tören birazdan resmi olarak başlayacak protokol konuşmalarıyla. Ardından da tören birliklerinin geçişleri sürecek. Şu an için aktaracaklarımız bu kadar. Söz tekrar sende ve konuklarımda biter. Umut, çok teşekkür ediyoruz. Heykelde de coşkuyla kutlanılıyor. Bursa'nın birçok yerinde coşkuyla kutlanılıyor. Çok değerli bir gün bugün. Tekrar söylemekte fayda var. Evet. Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümü. Dolayısıyla bizler de bir sonraki eserimizle coşkuyla kutlamaya devam edelim. Evet, yine atamızın çok sevdiği Balkan şarkısıyla devam edelim diyorum ben. Bülbülüm Altın Kafeste. Çok güzel. Onu seslendirelim. Evet.
şahane bir eser daha dinledik. Ağzınıza evet. sağlık, kollarınıza sağlık, elinize kolunuza sağlık. Çok bugün bol bol ediyorum. Böyle devam etsin istiyoruz. Evet, çünkü evet, dediğimiz gibi evet. coşkulu bir bayram. Bunu böyle kutlayalım istiyoruz. Biraz da şimdi Nilüfer Kadın Korosu'nu tanıyalım. Neler yapıyorsunuz? Ne zaman kuruldu? Kuruluşundan bu aşamasına kadar neler yaşandı? Neler yapıyorsunuz? Faaliyetlerinizi öğrenelim mi? Öğrenelim ama ondan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Lütfen, bayramımızla buyurun. Alakalı. Buyurun. Cumhuriyetimizin 95. yılı tüm Türkiye'mize, memleketimize kutlu olsun diyorum. Evet. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitleri rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Ruhları şad olsun. Eğer biz kadınlar olarak bugün burada yer alabiliyorsak onların çok büyük rolü var diye düşünüyorum. Evet. Gazilerimizin ve bütün Türk milletinin. Buradan tekrar minnettarlığımızı ifade etmek istiyoruz. Saygıyla evet. anıyoruz onları. Bizler de aynı şekilde saygıyla anıyoruz her birine. Evet, Nilüfer Kadın Korosu 2005 yılında 20 kişiyle yola çıkan bir koroydu bu. Hı hı. Bugün 175 amatör kadınla oluştu. Bugünlere kadar geldik. 13 çok güzel. Yıl içerisinde. Çok güzel. Bizi en çok mutlu eden tüm konserlerimizi sosyal projeler yararına veriyor olmamız. Hı hı. Bu bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Ben hatta şunu söylüyorum, Bursa'nın değil Türkiye'nin tek korosuyuz bu anlamda. Hem yaptığımız müzik formatı itibariyle hem yaptığımız katkılarla. Evet. Evet, 2005 yılında Zonguldak'ta Kadın Etkinlikleri Festivali'ne katılmak üzere kurulmuştu bu koro. İşin doğrusunu söylemek gerekirse o festivale katılıp geldikten sonra bitecekti bu koro. Sadece festival amaçlı kurulmuştu. Hı hı. Fakat çok güzel bir söz vardır benim her zaman söylediğim. Sahne tozunu bir kere yutmaya görün diye. Gidip geldikten sonra arkadaşlarımız o kadar memnun ve mutlu kaldılar ki dediler ki biz bu koroyu devam ettirelim. Benden evet. rica ettiler. Elbette dedim ben de. Ve her konser sonrası bizi izleyen kadınların katılımıyla bugün 175 kişiye ulaştık. Daha da artsın inşallah. Daha kafamız açık herkese. Değil mi? Değil mi? Evet. Evet, bekliyoruz. Bütün kadınları bekliyoruz. Evet. Çünkü çok farklı misyonumuz var gerçekten. Çok mutlu eden. Hı hı. Bekliyoruz bütün kadınları. Kapımız açık. Mevlana gibiyiz diyoruz. Çok güzel. Çünkü Bursa'da fark edilmemiş o kadar çok cevher var ki. Evet. Kadınlarımızdan evet. bahsediyorum. Gerek sesiyle, gerek el işiyle, gerek başka zanaatleriyle, değil mi? Evet. Onlara fırsat vermek gerekiyor, önlerini açmak gerekiyor, yol göstermek gerekiyor. Evet, Nilüfer Kadın Korosu da onlardan bir tanesi olmuş ve olmaya da devam ediyor. Evet. Dolayısıyla böyle güzel sesler bir arada toplanmışlar ve o kadar zevkle katıldıklarını görüyorum evet, ki, evet. değil mi? Çünkü gözleri parlıyor, coşkuyla söylüyorlar şarkıları ve ben zaten sadece program kapsamında değil, öncesinde de sizleri takip ediyor ve biliyordum. Dolayısıyla yaptığınız bütün işler takdire şayan. Umuyoruz ki devam etsin. Her İnşallah. Bayramda böyle coşkuyla kutlansın. Değil mi? Allah bizlere sağlıklı ömürler versin. Amin. İnşallah. Amin. İnşallah. İnşallah. Çünkü hayatlara dokunabilmek çok güzel bir şey Hanım. Yani belki bireysel olarak o hayatlara dokunma imkanınız olmuyor. Hı hı. Ama verdiğimiz konserlerle o kadar çok farklı kesimlere merhem olduk diyeyim yani. Dokunduk evet. ki o işin farklı bir boyutu ve insanı çok mutlu eden bir boyutu. Evet. Bu anlamda gerçekten koromla da gurur duyuyorum bütün arkadaşlarım. Bu bir özveri çünkü gönül işi. Kesinlikle İnanır öyle. Mısınız yani torunu koroda büyüyen arkadaşlarımız oldu. Öyle söyleyeyim ben artık. Doğrudur, yani doğrudur. Diyor ki mesela ben hem torun bakmak istiyorum hem koroya gelmek istiyorum. Nasıl olacak bu iş? Al gel diyorum. Çocuk orada yatarken arabasında katılıyor koroya. Çok, çok güzel. Farklı bir koro gerçekten. Evet. Kocaman bir aileyiz yani. Evet. Evet ve her biriniz severek yaptığınız için zaten evet, başarılı gönül işi zaten. Gönlünüzü evet, vermeseniz bu iş olmaz. Özveriyle olacak bir iş kesinlikle çok haklısınız katılıyorum sizlere. Sosyal sorumluluk projeleri dediniz bilmeyenler için biraz açalım mı o kısmı? Evet. Kimlere el uzattınız, kimlere yardımcı oldunuz, kimlere katkınız oldu? Evet şöyle ifade edeyim ben çok farklı kesimlere ulaştık. Bunun bir maddi boyutu var. Yani şimdiye kadar verdiğimiz konserlerle sanıyorum 11 Kasım'da konserimiz olacak. 141. konserimiz olacak bakın bu kadar sene çok içerisinde. Güzel. Ve işin içerisinde bir sosyal proje var yoksa biz konser vermiyoruz. Mutlaka o konserin bir amacı olması lazım. Evet. Bugüne kadar verdiğimiz konserlerle yani bedensel engelliler, zihinsel engelliler, spastik çocuklar, kanser hastaları, köy okullarının ihtiyacının karşılanması,
Huzurevindeki yaşlılara moral motivasyon konserleri, cezaevindeki kadınlara moral motivasyon konserleri. Aklınıza her ne gelirse, Bursa'da hemen hemen dokunmadığımız dernek kalmadı bu anlamda. Sadece Bursa'da da değil, davet aldığımız diğer illerde de aynı şekilde yapıyoruz bunu. Ve gönüllü olarak yapıyoruz. Yani şöyle oluyor formatımız bizim. Ben gönüllüyüm zaten, arkadaşlarım da gönüllü. Dernekler bizden konser talep ettikleri zaman onlar bağış karşılığı davetiyelerini satıyorlar. Tüm gelir onlara kalıyor. Çok güzel. İnanır mısınız 2019 yılı dolu ben 2020 yılına derneklere gün veriyorum. Ya, bu kadar. O evet, kadar. Her ay bir konser olmak çok kaydıyla. Güzel, çok güzel. Çünkü keyifli bir koro, talep gören bir koro. Evet. Artık Bursa tanıdı bizi, Türkiye tanıdı. Hatta şöyle de diyebilirim, dünyada artık yavaş yavaş tanıyor yani. Çünkü ay çok güzel, tabii da ki diyebilirsiniz. Türkiye'yi. Ne kadar diyebiliriz. Yani Avrupa'ya gittik şimdi inşallah. Hedefimizde Çin var inşallah. Çok güzel şeyler yapıyoruz gerçekten. Evet, bu evet. Anlamda arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Ben. Evet, güzel şeylerle önce olmak zaten takdire şayan bir durum. Evet. Ve çok da mutlu eder insanı değil mi? Sizin motivasyonunuzun kaynağı bence bu. Bu evet, olmalı. Evet. Yani İnsanlar gelen ilgi. Evet. Evet. Gelen izleyicilerin o işte gözündeki ışıltı, o projenin içinde bulunmak, evet. Birine yardım etmek, evet. El uzatmak, bununla çabalamak ve tamamıyla gönül işi olması karşılıksız. Aynen onu demek istiyorum. Çok önemli bir şey. Çünkü ben burada birçok derneğin başkanını ve yönetim kurulu üyelerini ağırlıyorum. Hemen hemen her programımda. Ve o kadar çok el uzatılması gereken insan var ki. Çok, herkes çok. Bir şeyler yapmaya çalışıyor, yardım etmeye çalışıyor. Sizler de onun bir parçasısınız. Evet. Dolayısıyla evet. Çok keyifli iş yapıyoruz. Çok güzel. Kestim. Yani hem şarkı söylüyoruz. Arkadaşlarımız söylerken keyif alıyor. Ben yönetirken keyif alıyorum. Sazlar da keyif aldıklarını söylüyorlar. Konserlerimize evet. Gelen seyirciler de çok büyük bir keyifle izliyorlar. Çok güzel. Bir de üstüne üstlük hayırlara da vesile oluyorsunuz. Daha ne olsun diyorum. Değil mi? Hem keyifli geçiyor. Hem keyifli de hayırlara vesile oluyorsunuz. Sonunda kar yani. Yardımcı olabilmek. Evet, evet. Çok evet. Güzel, çok şahane. Peki dersler, eğitimler nasıl geçiyor? Çok biraz onlar da çok keyifli. Hepsi kadınlar makinesi gibi. Orası da. Çok evet. Güzel. Evet, o yüzden merak evet. Ettim zaten. Böyle güzel bir grup hep evet. Birlikteyse kesin dedikodular, sohbetler, i̇şte çaylar mı? Şey, acaba? Gıybet yok. Çok güzel. Dedikodu çok güzel. Yok. Şahane. Süper. Dışında yasaklanan bir şey. Süper, süper. Kapıdan giren bırakıyor. Bırakıyor. Aynı çok öyle. Güzel. Siz 18 yaşında giriyorsunuz içeriye. Çıkarken de 18 çıkıyoruz. Eve gidince gerçek belli oluyor. Ama bir güzel. De en güzel şey Aysel hocamın herkes aynı mesafede olması. Yani kapının önünde paranız, kariyeriniz, her şeyiniz kapının önünde kalıyor. Herkes eşit. Çok güzel. İşte bağlayıcı bu işte. Evet, evet. O çok güzel bu kadar şey. 175 bayanı bir arada. Bana böyle en gıybetsiz. Çok sorulanlardan birisi evet. De bu. Özellikle beyefendiler evet. Soruyor. Tabii biraz da esprili. Biz bir kadınla başa çıkamıyoruz. Siz 175 bayanla nasıl başa hakikaten. Çıkıyorsunuz ama işte onun için sevgi korosu diyorum. Evet, evet. Kesinlikle haklısınız gerçekten ama başa çıkmak korosu. Diye bir şey yok. Zaten her biriniz arkadaş gibi olmuşsunuz. Evet, evet. O yüzden evet. Yani 13 yıldan bahsediyoruz. Çok evet. Uzun evet. Bir süre ama bazı bu. Bazı kuralların da olması lazım. Yani o kural olmadan tabii da tabii ki. Yürümesi mümkün. Değil. Mutlaka. Mesela arkadaşımızın dediği gibi dedikodu ve siyaset kesinlikle yoktur. Yok. Çünkü onlar insanları ayrıştıran bir şeydi. Bizim evet. Amacımız müzik yapmak, sosyal projelere destek sağlamak, çok kocaman güzel. Bir aile olmak ve ben değil biz demek. Bu çok önemli. Kesinlikle belki çok de önemli. Bu yolda ilerlediğimiz için bu kadar geniş kapsamlı olduk. O evet. Öyle düşünüyorum ben. Evet, evet. Dayanışma söz konusu dayanışma. Kendi aranızda. Kocaman. Birinin bir sıkıntısı olduğu zaman her biriniz seferber evet. Oluyorsunuzdur. Örnek İyi günde, kötü günde hep beraber olmak çok güzel. Evet. Artık öyle ki aileler de kaynaşmaya başladı. Beraber tatillere gider olundu. Çok güzel. İşte ev gezmeleri oldu. Yani beyler de birbirleriyle böyle. Evet. Çok kocaman bir aile olduk. Yani normalde belki sosyal medyada çok fazla arkadaşınız var. Vardır ama sanal olarak hani gerçek anlamda arkadaşları insanların çok azdır. Evet. Ama biz koromuzda o nostaljiyi, o dostluğu, arkadaşlığı yaşatmaya çalışıyoruz gerçekten. Çok güzel. Peki koronuzun sayısını arttırmak üzere diyelim ki bizi izleyen izleyicilerimizden bir tanesi dedi ki Nilüfer Kadın Korosu'na üye olmak istiyorum. Evet. Onlarla birlikte çalışmak istiyorum. Neler yapmaları gerekiyor? Hakikaten böyle bir şey mümkün mü? Evet. Şurada da görünüyor hatta www.kadinkorosu.com'dan bizim internet adresimizden bize aha. Ulaşabilirler. Instagram'dan yani sosyal medyadan. Sosyal medyadan. Evet ulaşabilirler. Kapımız herkese açık. Buyursunlar gelsinler. Biz normalde haftada bir gün çalışıyorduk.
Daha sonra eşlerin ricasıyla 2 güne çıktı. Çünkü dediler ki hanımlar evlere o kadar rahat geliyor ki Aysel Hanım. Ne olur siz şunu 2 güne çıkarın. Tamam 2 güne çıkardık. Ondan sonra çalışan hanımlardan teklif geldi. Dediler ki biz çalışıyoruz ama siz gündüz çalışıyorsunuz. Evet. Biz de gelmek istiyoruz. Onlar için de çarşamba akşamları 2. öğretimi açtık. Çok buradan güzel. Çalışan hanımlara da seslenmek istiyorum. Gelmek istiyorlarsa çarşamba akşamları 19-21 arasında gelebilirler. Onun haricinde 3. bir grup daha kuruldu. 50 yaş ve üstü kadınlar diye. Çok onlarla güzel. Şu an 95 kişiyiz. Süper. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne hazırlanıyoruz. Çok güzel. Yani ne kadar çok hayata dokunabilirsek o mutlu ediyor beni. Çünkü bu koro terapi korosu olarak da nitelendiriliyor. Evet, evet, yani müzik evet. başlı başına bir terapi biliyorsunuz. Hem gelenlerin söyleyerek terapi olması, hem izleyenlerin. Böyle bir misyonumuz var inşallah. Allah sağlık verdiği sürece devam ettireceğiz. İnşallah, inşallah. Hem söylediğiniz ezgilerle kültürümüzü devam ettiriyorsunuz, evet. değil mi? Bunlar bizim kültürümüzde olan eserler. Hem de sizler bir arada olarak zaten coşkuyla söylüyorsunuz. Onu görüyorum. Şahanesiniz, süpersiniz. Kısacık bir mola verelim mi? Biraz elbette, soluklanalım, elbette, öyle devam edelim. Elbette. Efendim Hayatın Tadı kısa bir aranın ardından burada olacak.
Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün bol bol dinleyeceğiz. Tekrar evet, söyleyelim. Evet, ekranlarını evet. yeni açan izleyenlerimiz için. Nilüfer Kadın Korosu bizlerle birlikte efendim. Ve devam edelim programımıza. Her birinizle sohbet etmek istiyorum. Vaktimiz de geçiyor. Çok da heyecanlıyım. Bol bol şarkı dinleyelim istiyorum. Anlatacak çok şey var. Anlatacak çok şey var. Hakikaten çok şey var. Marşlardan türkülere bir sürü repertuarınız var. Evet, halk oyunlarından da bahsedeceğiz. Ama önce, az önce Aysel Hanım yurt dışına da gidebiliriz diyordu. Evet. Dilerseniz biraz onlardan bahsedelim. Evet. Yurt dışı konserleriniz oluyor mu, olacak mı? Bundan sonraki süreç neler? Evet, şöyle ifade edeyim. Koro olarak Türk kadınını, Türk müziğini, Türk kültürünü gönüllü olarak yurt dışında tanıtıyoruz. Hatta medya bize gönüllü kültür elçileri ismini verdi. Hı hı. Bugüne kadar Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Hollanda, İtalya, en son da Letonya'da konser verdik. Çok güzel. O kadar ilgiyle karşılandık ki bize şunu söylüyorlar. Türk kültürü böyle mi? Türkiye böyle mi? Türk kadını böyle mi? Yani gerçekten sadece yurt içinde verdiğimiz konserlerle değil, yurt dışında verdiğimiz konserlerle de kültüre çok büyük katkı sağladığımızı düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Ve ben arkadaşlarımı şu yönden de kutluyorum. Tamamen gönüllü ve kendi imkanlarımızla yapıyoruz her şeyi. Yani buradan gidişi, konaklaması, oradaki bütün masraflar, her şey arkadaşlarımızın kendi imkanlarıyla oluyor. Ben hatta sizin kanalınızla bütün Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Lütfen. Bütün iş insanlarına. Biz gerçekten gönüllü olarak büyük bir ezberiyle bunu yapıyoruz. Hı hı. Daha çok ülkelere ulaşabilmek adına, Türkiye'yi, Türk kültürünü, bütün dünya ülkelerini tanıtmak adına desteğe ihtiyacımız var diyorum ben. Evet. O destek olursa, Çin'e kadar gideceğiz diyorum yani inşallah. Gerçekten çok büyük katkı sağlıyoruz. Mesela en son Letonya'ya gittik. Ondan önce İtalya'da bir konservatuvarda, müzik üniversitesinde konser verdik. Hı hı. Geleneksel kına gecesini canlandırdık. Ama bütün ritüelleriyle, yani gelinin içeri gelmesi, mumlar eşliğinde, sahnede yakılan o ağıtlar, türküler, halk dansları, takılar, tiyatral oyunlar, tiyatral, görsel anlamda. Evet. Ve ben Türkçe anlatırken İtalyanca'ya çevrildi. Yani onlar da anlayarak izlediler bunu. Ve en son inanır mısınız, geline kına yaktık. Ben kınanın esprisini de anlattım salona. Sonra bir baktık ki rektör de dahil, bütün hocalar, öğrenciler süreye girmişler. Onların da ellerine kına yaktık ve en son halayımızı onlara öğrettik. Kol kola dans ederek tamamladık. Hatta onun öncesinde buradan arkadaşlarımız evlerinde olan yazmalar, çetikler onları evet. aldık götürdük. Evet. Türk yemeklerini götürdük. Sarmalar, dolmalar, baklavalar, çok Türk güzel. Kahvesi fallarına baktık. Çok güzel. Hatta şöyle bir de ilginçlik yaşandı. Gelen her konağa hem yiyeceklerimizden ikram ettik hem o işte yazmalarımızdan, çetiklerimizden. Dediler ki biz ne kadar para vereceğiz bunlara? Dedik ki bizim kültürümüzde böyle bir şey yoktur. Tamamen hediye veriyoruz. Hayretle karşıladılar. Biliyorsunuz Avrupa'da hep böyle evet. her şey maddiyatla ölçülür. Hı hı. Bu anlamda da çok güzel ayrıldık oradan. Yani hatta bir daha gelin diye davet ettiler. Çok bakalım güzel. İnşallah. İnşallah. En sonunda da geçen yıl Letonya'da Riga konsolosluğunun davetiyle gittik. Orada hem Türk öğrenciler vardı, hem Letonlar, hem Ruslar, ateşeler vardı. Ve dediler ki bize Türkiye'nin havasını getirdiniz. O kadar mutlu oldular ki. Giderken de bizim o otantik Anadolu bindallarını giyip gidiyoruz. Hani ve o da çok ilgiyle karşılanıyor. Evet, otantik giysilerin, kostümlerin olması. İnşallah her sene bir ülkeye gidiyoruz. Davet alıyoruz aslında ama biraz ekonomik nedenlerden tabii, artık böyle tabii. en ekonomik hangisi olabilir diye. İnşallah amacımız bütün dünyaya Türkiye'yi tanıtmak, Türk çok, kültürünü tanıtmak. Çok yaptığımız güzel, çok kutsal bu. Bir göreviniz evet. var bir kere. Sizler bunu kendinize görev edinmişsiniz evet. ve dediğiniz gibi tamamen gönüllü. Gönüllü. Ama bu gönüllü yapılan işe destek vermek de bizlerin harcı evet. değil mi? Evet. Buradan bütün Bursalılara seslenmekte evet. fayda var. Bütün Bursalı iş adamları, iş kadınları destek verebilecek herkese ihtiyaç var. Çünkü kültürü tanıtmak, Türk kültürünü tanıtmak evet. çok çok evet. önemli. Hele ki gittiğiniz yerlerde belki de gurbetçiler vardı. Evet. Değil yani, mi? Evet, onlar evet.
nerede katılım yani, gösterdiler? Mesela Letonya'da Türk öğrenciler vardı. Çok o kadar çok güzel. Böyle gözleri doldu. Anlatamam yani. Çok farklı bir şey. Hani sadece yabancılara değil, Türklere de aynı şekilde memleket havasını götürmüş oluyoruz. Hı hı. Onlar da çok mutlu oluyorlar. İnşallah bütün dünyayı dolaşacağız diyorum ben. Çok umutluyum güzel bu konuda. Süper, şahane. Peki farklı dilde şarkılar da söylüyorsunuz. Evet. Bu buna mı bağlanmalı aslında? Şimdi bütün neredeyse dünyayı geziyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu dilleri harmanlamak, oralarda da söylemek adına mı böyle bir repertuar geliştirdiniz acaba? Yok, değil aslında. Şöyle hani önemli olan bizim kültürümüzü onlara vermek. Tabii ki. Onlar, hani bir İspanya'da İspanyol şarkısının çok bir esprisi yoktur. Tabii ki. Biz onu Türkiye'de yapıyoruz. Şöyle diyeyim, ona girmeden önce çok farklı müzik türleri yapıyoruz. Türk sanat müziği, Türk halk müziği, pop müzik, roman müziği, Balkan müziği, çok dünya güzel dillerinden müzik, sıra gecesi, kına gecesi, Kırım türküleri, bilmiyorum daha çok yapılmadık. Gezek, Bursa gezeyi eşim hatırlatıyor çok şimdi. O da çünkü Gezek'te, Yeşil Bursa sevgi gezeyinde. Biz kadınlar olarak Bursa'nın o geleneksel gezek kültürünü sahneye taşıdık. Süper. Şimdi Bihter Hanım, dernekler bize geliyor, diyor ki konser istiyoruz. Tabii onların şey portföyü önemli, seyirci portföyü önemli. Diyoruz ki ne tür müzik istiyorsunuz bizden? Hepsi var. Açık büfe gibi seviyoruz. Biz bunları. Katalogla seçiyorlar. Katalogla. Diyor ki işte birinci bölüm atıyorum Türk sanat müziği olsun, ikinci bölüm roman olsun mesela. Ve hepsinin kostümleri farklı, hepsinin şov niteliğinde dansları var. Evet. Halk dansları grubumuz da var. Ona göre yapıyoruz. Dünya dillerinde de işin doğrusu şöyle çıktı o fikirde. Bu Rus Kızıl Ordusu var biliyorsunuz, onun çok korosu çok meşhur. Hatta Elin bir uçak kazasında kaybedildi. Müzik evrensel yani, bunun milleti yok. Onları böyle anmak adına Rusça şarkı öğrenelim diye çıktık yola. Sonra baktık arkasından İtalyanca geldi, İngilizce geldi, Fransızca geldi, Arapça geldi, Yunanca geldi. Sahnede böyle bir konser verdik. Çok güzel. Ve onun görselliği de çok farklıydı. Her arkadaşımız bir dünya kadınının kostümüyle çıktı sahneye. Aa, çok anlamlı. Yani İtalyan, Fransız, işte Kleopatra'sından, Kızılderilisinden tutun. Oradaki espri de şuydu. Sadece ben o Anadolu bindallısıyla çıktım yönetmek üzere ve verdiğimiz imaj şuydu. Türk kadını bütün dünya kadınlarını yönetiyor. Evet. Ve mesaj güzel mesaj buydu ve orada şöyle de önemliydi. Bütün o yabancı şarkıları aralıksız Türk müziğine bağladık. Yani atıyorum bir Fransızca şarkı söylüyoruz, Türk müziğine bağlıyoruz. Hemen geçişle. İşte İngilizce şarkı o şekilde, Arapça, Yunanca. Bu da çok enteresan, ilginç oldu. Çok güzel bir mesaj. Evet. Değil mi? Çok güzel bir mesaj. Şahane. Türk biraz arkadaşlarımı daha yoruyorum ama yazın onlara ödev veriyorum ben. Şimdi önce ben çalışıyorum bunları. Ben nereden bileyim o kadar dili? Arkadaşlarıma kayıt gönderiyorum, ses kaydı gönderiyorum. Onlar yazın çalışıyorlar, bana gönderiyorlar. Tamam dedikten sonra konsere hazırlanıyoruz. Şuna da çok büyük faydası var. Biliyorsunuz Alzheimer çağımızın hastalığı. Evet. Yani maalesef ezberlemek, maalesef bir şeye hazırlanmak da çok önemli. Ben bu anlamda da faydası olduğunu düşünüyorum. Hani her ezberleme anlamında. Her anlamda. Yani bir kere böyle ayakta duruyorlar, şu anda spor yapıyorlar aslında. Aslında bu hiçbir şey değil. Değil mi? Konserlerimizde kaç saatlerce. Aynen. Saatlerce ayakta duruyorsunuz. Evet, kesinlikle çok haklısınız. Bir kere dünya üzerinde Türk kadının önemini gösteriyor olmanız takdire şayan. Çok önemli bir durum. Şimdi çok farklı tanınıyor biliyor musunuz Türkiye? Biliyorum, evet. Türk kadını ne her zaman nereye gidersek gidelim, aa Türkiye böyle mi? Aa, Türk evet diyoruz Türkiye çünkü böyle. Olumsuz, nasıl tanıyorsunuz kötü aktarılıyor yani Türkiye? Evet. Halbuki biz gerçeği kendimiz gidip tanıtmak durumunda kalıyoruz. Evet. Çok haklısınız bu konuda. Bugün belki de bizi birçok kanalda, birçok yerde izleyen var. Buradan da seslenmek gerekiyor değil mi? Dolayısıyla Türk kadının yeri çok ayrı. Bizleri tanımak için Türkiye'ye gelmenize gerek yok efendim. Nilüfer Kadın Korosu geliyor. Davet edin. Davet edin. Hatta yurt içinde de şunu söylüyoruz. Bizim sosyal projeler yararına veriyoruz. Türkiye'nin ya da dünyanın neresinde olursanız onu diyorum. Eğer bir sosyal proje içerisindeyseniz davet edelim. En ücra köşelere dahi gidebiliriz. Evet. İsyanımız bu çünkü. Çok güzel, şahane. Şimdi biraz daha sizleri tanıyalım. Sazla sözle devam edelim yine. Olur. Değil mi? Bayramı kutluyoruz bugün yine coşkuyla. Atamızın sevdiği şarkılarla değil mi? Aynen öyle. Neyi seslendireceğiz? Kırmızı Gül'ü yapalım, oldu mu? Hazır. Thank you.
mükemmel bir eser daha. Benim evet, de çok sevdiğim çok, bir eserdi bu. Her türkümüz, her ezgimiz, her şarkımız şahane. Zaten çok güzel. Hiç söylenecek söz yok ama bunun yeri bende ayrıdır. Atamız için de evet, öyle evet, değil mi? Evet. Özellikle dost meclislerinde evet, böyle memleket meseleleri bile konuşurken atamız hep böyle bu Balkan türkülerini istermiş. Evet. Kimi zaman böyle duygulanır, kimi zaman da keyifle söylermiş tabii hareketli şey. Evet. Onun için hakikaten ben de özellikle bu türküleri söylerken böyle çok duygulanıyorum hakikaten. Evet. Buradan rahmetle anıyoruz yine. Evet. Düşünün ki bir dünya lideri, dansı sever, müziği sever, evet, her Türkiye şeyden, sanattan anlar, evet, kültürü bambaşka. Ve böyle bir lider bir daha dalları gelmedi, gelmeyecek. Yani ben şunu söylüyorum, evet, yaptığı her şeyi bırakın bir kenara. Sadece sanatın bütün dallarından anlayıp değer vermesi bile evet, onun büyük bir devlet adamı olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Hatta güzel bir sözü var, diyor ki her şey olabilirsiniz. Milletvekili de olabilirsiniz, evet, cumhurbaşkanı da olabilirsiniz ama sanatkar olamazsınız. Evet. Yani evet, çok evet, değer veriyordu gerçekten. Kesinlikle. Bizler de bu değeri yaşatmaya devam ediyoruz. Evet. Edelim de inşallah. Nesiller boyunca devam etsin. Sizler sayesinde de zaten şu anda birçok kişi hem sizi tanıdı hem de devam edecekler. Evet. Sizlere üye olmak isteyecekler. Buyurun gelsinler. Ve artık 7 nesil, 8 nesil artık değil mi? Torunlar geliyor, büyüyorlar. Torunlar böyle geliyor. Böyle devam aynen, edecek aynen, diye. Ben bu anlamda şunu da söylemek istiyorum. Lütfen. Koro büyük bir özveriyle yürüyor gerçekten. Eşlerimize bu anlamda eşim nezdinde bütün beyefendilere teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle yani hep denir ya hep başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Evet, bizlerin evet, arkasında da eşlerimiz var. Yanımızda eşlerimiz var. Ben eşim Kenan Bey'in nezdinde bütün koro arkadaşlarımızın eşlerine teşekkür ediyorum. Şahane. Hatta sahnede bana her zaman destek. Müzik konusunda da o da koro şefi ve çok bilgili. Ondan çok şey öğreniyorum ben. Diyorum ki meslektaşım, hayat arkadaşım, kocam, hocam böyle söylüyorum. Sağ olsunlar. Çok ve bütün sazlarımıza da buradan. Evet. Onlar bizim çocuklarımız evet, gerçekten. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Her bizler zaman bizim de yanımızdalar. Onlarla yürüyor çünkü. Evet. Saz sözle birlikte olduğunda bir anlam kazanıyor. Söz de aynı evet, şekilde. Kesinlikle. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Gönlünüze sağlık. Kesinlikle şahanesiniz. Dediğim gibi Bursa'da çok önemli bir değersiniz. Nilüfer Kadın Korosu olarak ama sadece kadın üyelerinden bahsetmemek gerekiyor. Haklısınız. Saz, söz çok önemli. Gayet birlikte evet, zaten evet, iç içeler. Dolayısıyla sizlerin de ellerinize sağlık. Tekrar tekrar söylemekte fayda var. Ve eşinizle birlikte aslında aynı işi yapıyor olmanız, özveriyle çalışıyor olmanız daha da şevklendiriyordur sizi değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Yani repertuar hazırlarken bile onun müzik bilgisi çok çok daha benden farklı süper, fazla. Ona hep, hep danışıyorum, ona beraber karar veriyoruz. Aha. Çünkü bu kadar yoğunluk içerisinde yani bana katlanması bile çok büyük bir özveri. Ben öyle söyleyeyim, ben minnettarım. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Çok güzel, şahane. Şimdi kadın korosunun diğer faaliyetlerinden bahsediyorduk. Müziğin dışında neler yapıyorsunuz diye. Çocuklarla ilgili çok güzel bir ayrıntı var ki çocuklara burs veriyorsunuz. Evet, evet. Biraz bundan bahsedelim mi? Bu da çok önemli bir konu çünkü. Olur. Arkadaşlarımız isterse. Buyurun, buyurun. Tabii ki. Daha önceki yıllarda başlattığımız bir faaliyetti bu. Hı hı. Bu yıl bunu birazcık daha büyüttük. Büyük bir havuz kurduk. İşte üye olan arkadaşlarımız buna katkı sağladı. Öğrencilerimizi belirledik, bir komisyon oluşturduk. Güzel bir çalışmanın sonunda öğrencileri seçip onlara düzenli her ay burs vermeye başladık. Çok güzel. Bu konuda bize destek olmaya isteyenler olursa seve seve kabul ederiz. Evet. Ve bu havuzu daha büyütürüz. Daha çok çocuğumuza, daha çok kız çocuğuydu değil mi hocam? Evet. Onlara ulaşmış oluruz. Bu da çok güzel bizim için, mutluluk verici bir olay. Evet. Desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah. Peki çocukları nasıl belirliyorsunuz? Çocukları Kore'de olan arkadaşlarımızın tanıdıkları oldu. Ve bir vesileyle bize o çocuklara ulaştı. Evet. Onların hayat hikayelerine baktık. İşte hı-hı, öğrencilik durumlarına baktık. Gerçekten hak eden İhtiyacı çocuklardı. Olan, ihtiyacı olan çocuklardı. Evet. Onlara da ulaştığımız için ayrıca mutluyuz. Evet. Çok önemli bir konu. Çocuklara evet, burs sağlayabilmek. Eğitim çok onların önemli. Geleceklerini geleceklerine katkıda bulunmak, onlara yol göstermek, yön açmak çok önemli bir durum. Dolayısıyla sizler çok yönlü bir grupsunuz. Evet. Her dalda mutlaka bir parmağınız, bir nefesiniz, bir şey var mutlaka. Bir yere dokunmuşsunuz. Dokunmuşuz. Değil evet, mi? Dolaylı da olsa, direkt de olsa. Koro sayesinde. Evet. Bireysel evet, olarak bu kadar hayata dokunabilmek çok zor. Çok zor. Fırsat da olmaz
zaten öyle bir şeye. Fırsat olmaz, bulamazsanız da. Evet. Ya da erişemeyebilirsiniz ama evet. Koro sayesinde hakikaten çok mutluluk verici. Çok güzel, çok önemli her biri. Şimdi zaman sürekli akıp geçiyor. Program bitecek, 15 dakika kaldı. Dolayısıyla hızlandıralım. Her konudan bahsedelim halk istiyorum. Halk danslarından bahsedelim. Halk danslarından bahsedelim. Evet. Gezilerden bahsedelim. Evet. Buyurun, söz sizde. Salı günleri halk dansları çalışmamız var. Hummalı bir çalışma. 50-60 kişi falan oluyoruz. Herkese açık. Bunun sonunda gösterilerimiz oluyor tabii ki konserlerde. Aysel Hocam'ın repertuvarında muhakkak bir gösteri çıkıyordur. Akşamdan bir telefon geliyor. Hazırlanın, yarın gösterimiz var. Yani biraz evet. Konserlerimiz şov niteliğinde. Hani evet. Böyle o klasik şarkı söyleyen korolar. Öyle değiliz biz yani. Evet. Biz oynayan bir koroyuz. Evet. Hatta bazen skeçler oluyor. Seyircilerin isteklerini seslendiriyoruz. İşte danslar, halk dansları. Yani böyle biraz şov amaçlı. Amacımız çünkü insanlara müziği sevdirmek. Evet. Ben özellikle de böyle sevilen, bilinen şarkılara yer veriyorum ki hani insanlar müziği sevsinler önce. Evet. Misyonumuz bu. Sözü yine sana devrediyorum İlda. Bu arada gösterileri çıkarken biz kıyafetlerin bir kısmını da kendimiz dikiyoruz. Öyle mi? 3-5 arkadaş bir araya geliyoruz. Özellikle Nurcan arkadaşıma buradan sevgilerimi emeğine, iletiyorum. Gönlüne sağlık. Son derece özveriyle. Bizler tabii ki çorbada biraz tuzumuz oluyor ama esas emek onda. Toparlayıp dikip sahnede de gösterimizi yapıyoruz. Süper, şahane bir yardımlaşma var. Yardımlaşma. Grup içerisinde, evet. Koro organizasyon içerisinde. Organizasyon çok güzel. Evet, aslında sizin kimseye ihtiyacınız yok. Çok şükür. Değil mi? Sadece desteğe. Sadece desteğe. Kendi göbeğimizi kesiyoruz. Hani maddi destek olsun, süper. Beni almaz. Tabii, tabii. Sadece bu konuda desteğe ihtiyacınız evet. Var. Değil mi? Zaten derneklerden talep alan bir grupsunuz. Evet, aynen. Dernek... kuruluşsunuz. Dolayısıyla evet. Çok önemli işler yapıyorsunuz. Kendi işinizde kendi işlerinizi hallediyorsunuz. Kesinlikle. Daha ne? Değil mi? Süper. Yani biz düşünün, dernek olarak dernekler yararına konser veriyoruz. Çok enteresan değil mi? Ve gelirin tamamı onlara. Yani bizim para yok olan bir işimiz güzel. Yok. Evet. Çok güzel bir evet, şey. Evet. O çok güzel bir şey. O yüzden dediğim gibi başarılı evet. Oluyorsunuz. Evet. Adınızdan söz ettiriyorsunuz. Müziği sevdiriyorsunuz insanlara. Evet. Bunlar çok önemli durumlar. Artı onun yanında yardım ediyorsunuz insanlara. Yardım eli uzatıyorsunuz. Geziyorsunuz, eğleniyorsunuz, sazlar, sözler, şahane. Gezmelerimizin de anlamları var. Evet. Mesela Bursa dışından bizi davet ettikleri zaman bir kültür gezisi olarak da bunu toparlayıp götürüyoruz gelmek isteyen arkadaşları. Hı hı. Mesela Uşak'a giderken ya da neresi görülmesi gibi Ulubey Kanyonu mesela. Oralara gittik, gezdik. Uşak konserimizde. Hemen Pamukkale'yi ilave ettik içine. Hemen Pamukkale'yi ilave ettik. Sonra Kapadokya ya da Kütahya'dan tarafa gittiğimiz zaman hiçbir yolumuzda şehitlerimizi atlamıyoruz. Çok güzel. Doğumlupınar şehitlerimizi, çok güzel. Ahde vefalarımızı yapıyoruz. Şimdi önümüzdeki Aralık ayında nasip olursa Kars seyahatimiz var. Orada Sarıkamış şehitlerimizi anacağız inşallah. Değil mi? İnşallah. Ve sözü şöyle bir tamamlamak istiyorum. Ben Aysel Hocam'a ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir koroyu kurup bizi birbirimize sevgiyle kaynaştırdığı değil için. Değil mi? Evet. Bu anlamlı günde de Mustafa Kemal'in ülkesinde Türk kadın olduğum için evet. Çok gurur duyuyorum. Hepimiz. Çok duygulu bir gün. Evet. Çok teşekkür ediyorum davetinize. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar biz teşekkür ediyoruz. Dediğiniz gibi gün çok önemli çok bir önemli. Gün. Dolayısıyla bugün bu kadar yoğunluk önemli. Arasında bizlere de vakit ayırdığınız için, değerli izleyenlerimizle bizleri buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. O zaman bir eserle daha devam edelim dilerseniz. Olur, şöyle bakayım ben. Tencere açıldı Bilal olan diye. Evet. Bir bahçe.
sana yalvarma. Aslında hiç hız kesmeyelim istiyorum ben. Bir tane daha söyleyelim mi? Olur. Marşlardan olur. Bahsediyordunuz. O da olabilir. Dilerseniz Bursa Spor için özel bir marş yapmışsınız. Evet, sanıyorum gerçi onu yanıma almamıştım. Öyle ben mi? Bugün 29 peki. Ekim'de hep Atatürk'ün sevdiği süper. Şarkılardan yapalım. Tamam. Şimdi. Bir şarkı daha alalım. Hatta kapanışta bir tane daha alalım. Olur. Olur mu? Sonu memleketimizle kapatalım. Tamam. Hatta. Tamam. Tamam. Evet, başlayalım. Enerjiniz hiç bitmiyor. Süpersiniz. Şarkı söylerken yüzünüz gülüyor. Gözünüzün içi gülüyor. O kadar zevk aldığınız belli ki. Her biriniz öyle. Ben tam olarak göremiyorum buradan ama ekrandan izleme fırsatım oluyor. Evet, her biriniz şevkle, özenle çalışıyorsunuz, çok belli. Ben istiyorum ki az önce 8 Mart'tan bahsettiniz. Çalışmalarımız olacak, korumuz olacak, evet. Yine diye. Biraz da o çalışmalardan bahsedelim bence. Evet. Değil mi? Şimdiden duyurusunu yapalım. Evet, evet. O 50 yaş ve üstü hanımlardan kurulu. Yeni başladık sayılır. Bir de koromuzun şöyle bir özelliği var. Koroya giren arkadaşların daha önce hiç müzik eğitimi almamış ve hiçbir koroda olmamış olması gerekiyor. Yani ben müzik bileni almıyorum. Aa. Çok enteresan değil mi? Bazen şimdi beni telefonla arıyorlar. Yani biz nota bilmiyoruz. İşte biz korolarda değiliz. Nasıl şarkı söyleyeceğiz? Zaten bizim şartımız o diyorum ben. Çünkü sahnede verdiğimiz mesaj şu. Kadın hangi yaşta olursa olsun, hangi eğitimde olursa olsun hiçbir müzik eğitimi almayarak gösterdiği performans. Evet. Bu çok önemli. O evet. Zaman izleyici de diyor ki ya bunu ben de yapabilirim. Evet. Hani zaten müzik bilen, konservatuvar mezunu olan insanlarla koro, zaten bütün korolar hemen hemen öyle belki. Hı hı. Ama bizim koromuzun özelliği bu. Evet. Yani o yüzden de çok rahatlıkla gelebilirler.
müzik bilmemeleri gerekiyor. Evet, bu da insanların kafasında soru işareti evet. olabilir çünkü. Tamam, koroya katılmak istiyorum, bir aktivite içerisinde bulunmak evet. istiyorum ama müzik bilgim eğitimim yok. Eğitimim yok, nota bilmiyorum diyebilir. Evet. Evet. Zaten sizler varsınız evet, değil evet. mi? Öyleyse Aysel gelin buyurun bizim koromuza diyorum ben. Çok güzel, çok hakikaten çok güzel. Çünkü dediğim gibi programın başında da söyledim, tekrar söylemekte fayda var. Efendim Nilüfer Kadın Korosu'na gelip seslendirebilirsiniz, destek olabilirsiniz. Farklı evet. performans içinde bulunabilir evet, değil evet. mi izleyenler? Sosyal medyadan bize ulaşabilirler. Evet, sosyal medyadan YouTube'da ulaşabilirler. YouTube'da şarkılarımız var, bizi oradan yakından da tanıyabilirler yani. Evet, evet. evet, evet. Yani. Zaten Bursa'da birçok defa sahne gösteriniz oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek. 11 Kasım demiştiniz değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. 11 Kasım'da Merinos'ta Hasbahçe Derneğimiz olacak. Yine amacı öğrencilere burs verilmesi amacıyla yapacağız onu. Öyle mi? Buradan, evet, bütün konserlerimizin amacı bu. Tabii. Ki. Yani mutlaka ucunda bir sosyal proje olacak. Onların evet. kendi verdiği öğrenciler var, burs verdiği öğrenciler. Hı hı. Onlara katkı amaçlı yapacağız. Evet. İnanır mısınız, ben artık dernekleri sıraya koydum. Bu sene bir derneğe vermişsek önümüzdeki sene vermemeye çalışıyorum. Bir başka dernek olsun ki yani herkesin evet. kimse gönlü kırılmasın diye. Evet. Çünkü dolu dolu geçiyor yani salonlarımız. Hatta fanlarımız oluşmuş artık. Çok öyle güzel. Ben. Hani bir Bursa Spor'un kombinesi var bir de bizim kombinesi. Çok güzel. Evet, doğru söylüyorsunuz. Evet, kesinlikle öyle. Ve az önce marştan bahsettik. Hani bu sefer hazırlığımız yok ama bir dahaki konserimizde değil mi? Artık İnşallah. Konser veriyoruz. Buraya, evet, ya da buraya gelişimiz için ayrı bir vesile öyle olur. Yeşil beyaz. Evet, evet. Herkes öyle giyiniyor. Evet, evet. O gün ben de öyle çıkayım. O zaman öyle evet, özel evet. bir program yapalım. Hatta maaş derken 3 tane benim maaşım var. Yapmaya çalıştım naçizane. Bir tanesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da onay verdiği Kadına Şiddet Olmasın diye bir evet. maaşım var. Çok güzel. Sözle müziği bana ait olan. Daha sonra Anneler Günü'nde bestelediğim yine sözle müziği bana ait olan Annelerin Mehmetçik Marşı var. Çok o da güzel. Şöyle doğmuştu. Bir arkadaşımızın oğlu askermiş sınırda. Dedi ki Anneler Günü'nde onun yanında olmayı çok arzu ederdim dedi. Evet. Çok duygulandım ben de. O akşam Annelerin Mehmetçik Marşı'nı yaptık. Hatta ulusal basında da çok büyük yer aldım. En son Bursa Spor için. Böyle hatta buradan Bursa Spor Yönetimi'ne de çok çok teşekkür ediyorum. Bize orijinal forma yaptırdılar. Orijinal formayla statta seslendirdik. Çok güzel. Fakat onun bir provası oldu. Asıl benim amacım bu. İnşallah olur. Böyle senfoni orkestrasıyla Bursa Spor'u, kadınların marşı diye. Yani biz kadınlar olarak da Bursa Spor'umuzu destekliyoruz. Çünkü evet. bir futbol takımı o şehrin göstergesidir. O çocuğu gibidir kültürü. Aynı zamanda. Yani evet. kültürüdür. Evet. Kadın erkek fark etmiyor. Bursa Değil Spor'a mi? Sahip çıkıp destekliyoruz. Biz evet. kadınlar olarak buradan alkışlıyoruz. Bursa evet. Spor'u. Kim demiş kadınlar spordan anlamaz diye. Desteğin en büyüğü de olur. Değil mi? Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok programımızın sonuna ediyorum. Geldik ama hakikaten hayatımda unutamayacağım çok güzel bir program oldu benim için de. Aysel Hanım, başta sizlere, ekip arkadaşlarımıza, bütün hanımlarımıza, evet. Vildan Hanım ve Ümran Hanım'a da çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki konuk oldunuz. Ben kapanışı yapıyorum. Evet, ben kapanışı yapıyorum. Müzikle kapatacağız programı. Yapalım. Bu evet. güzel memleketimiz evet. için yapalım hep beraber. Efendim, hayatın tadından bugünlük bu kadar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun diyoruz ve sözü Nilüfer Kadın Korosu'na bırakıyoruz. Taşına.